okuyanın geleceği gördüğü iddia edilen büyük kitabı Necronomicon. Abdülhal Hazredad'ında M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı bilinen bir Arap bilgini 10 yıl boyunca çölde gezerek eski günlükler bulmuştur. Bu günlüklerle ölüler diyarı ile iletişim kurduğunu söylemiş ve bunları Al-Azif, daha çok bilinen adıyla ise Necronomicon isimli kitapta anlatmıştır. Diğer bir görüş ise kitabın gotik edebiyat yazarı Lovecraft'ın bir kurgusu olduğu. Gerçek bir büyü kitabı. Arap'ın kitabı, ölülerin çağrı kitabı, ölü isimlerin kitabı, çıldırtan kitap gibi birçok isim takılmış olan mistik bir kitap. Yazarının adı El Hazret ya da El Azif. Şanlı bir Arap kendisi. Bazılarına göre hiç var olmadığı, birileri tarafından insanları korkutmak için uydurulduğu. Bazılarına göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitap. 7 cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söyleniyor. Milattan sonra 700 yılında Şam'da yazıldığı biliniyor. Yazar El Hazret. İskenderiye'den Pencap'a kadar dolaşan, çok okuyan, onlarca dil konuşup öğrencilerine gezip dolaştığı yerleri anlatan, metotları Herodot'u hatta Bruno'yu anımsatan bir kişidir. Nostradamus'un ünlü yüzlüklerinin ilk iki dörtlüğünde anlattığı metodunun kaynağı uzmanlara göre Necronomicon'dan alınmıştır. Kısacası Necronomicon geleceği görmenin yollarını da anlatıyor. Belki bu sayede Nostradamus geleceği görebilmiştir. El Hazret'e çılgın Arap da denirmiş. Bunun nedeni onun geleceği görmesi ve artık yaşadığı çağa uyum sağlayamaması gösteriliyor. Yunanlı Platonist filozof Proklus astronomi, felsefe, matematik, metafizik uzmanıydı ve kullandığı büyü yöntemleriyle Hekate adlı mitolojik tanrıyı görebildiğini yazıyordu. Proklus eski Mısır ve Kalde gizem öğretilerinden yararlanmıştı ve Proklus'un yazılarının tamamen El Hazret'in eline geçtiği ve Necronomicon'da bunları da yazdığı söylenmekte. İşin ilginç yanı, hiçbir Arap kaynağında Necronomicon adı geçmiyor. Araştırmacı tarihçi İdris Şah, kitabı Hindistan'da, Deobund Mısır, El Azhar ise Mekke'de araştırmış fakat başarılı olamamış. 1487 tarihli Latince bir belgede Dominikan Rahip Olaus Wormus imzasıyla Engizisyon'un ölümcül ismi, Kara Papaz Torquemada'nın İspanyol Yahudilerine zulmederken Necronomicon'u ele geçirdiği ve İtalyanca'ya çevirttiği belirtiliyor. Wormius'a göre kitap son derece tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alıyor. İçindeki bazı bölümlerinde Tevrat'ın yaratılış bölümündeki gizli şifreli bölümlerin açıklamalarının bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda da insanı çıldırtacağı belirtiliyor. Wormius, kitabın bir kopyasını ele geçirmiş olmalı ki Spanheim başrahibi Johann Trittheyn'e yollamış. Wormius kitap hakkında şöyle diyor, çeviriyi yaktım. Bu tanrıya küfürdü, gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değiller, daha çok zaman gerekiyor. Ama başka kaynaklar kitabın yok olmayıp Vatikan'a yollandığını yazıyor. 1586'da Wormius'a ait kopya Prag'da ortaya çıktı. Ünlü İngiliz macisyeni ve büyücüsü Dr. John Dee ve asistanı Edward Kelly bu kez Necronomicon'u ele geçirdiler. Söylendiğine göre Kelly ve Dee, nekronomansi denen ölüleri kaldırma ayinlerine o zaman başladılar. Ama bir bomba daha vardı kitapta. Simya yoluyla altın yapma yöntemleri de yazıyordu. Dr. Dee Necronomicon'u İngilizce'ye çevirip Manchester'da Christ Koleji'ne bıraktı. Sonra büyük koleksiyoncu Elias Ashmolee ile Oxford'da Bodleian Kütüphanesi'nde yer aldı. Şu anda İngiliz Müzesi'nde Necronomicon'un bir kopyasının bulunduğu kayıtlarında yer alıyor. Peki bu kitabın içinde neler var? Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler var. El Hazret kaybolmuş geçmişin iç yüzünü anlatırken, Tevrat'taki yaratılış bölümüyle mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler vardır. Tevrat bunları gizlemekte, bugüne kadar yapılan çeviriler aslında kutsal kitaptan çok farklıdır. Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının iç yüzü ve planlanması anlatılıyor. İnsan ırkı, dünyadan önce başka bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme deniyor. Neoplatonist inançlara göre anlatılan, dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgü yaşam formları bulunmaktadır. Bu yaşam biçimleri, kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenir. Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak, eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir. O zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinebilmeli ve bunun farkında olmalıdır. Ve halk bunları bilmemelidir. Dünyayı zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif güç alanları etkisi altına almaktadır. Bu güç alanı bilinçlidir ve şeytan tanımı aslında bu negatif güç alanı ile ilgilidir. Fakat bu güç alanını besleyen gene insandır. İnsan ırkını bu gezegende yaşatan güçler bizleri sürekli olarak gözlemektedir.
Eğer onların planını temelden bozacak bir eyleme giriştiğimiz anda müdahale edeceklerdir ve bu müdahale eskilerin eskisi denen akıl almaz bir güç boyutunda gerçekleşecektir. Necronomicon'un bilinen kopyaları kayıp görünüyor. Bazı kaynaklar, Adolf Hitler'in okült ilgisi sonucunda kitabın bir kopyasını ele geçirdiğini belirtiyorlar. Ama sonrası bilinen bir şey, Führer'in sonu efsaneye göre Necronomicon'dan yararlanmışa benzemiyor. Dean'in, Bodleian Müzesi'ndeki çevirisi 1934'ten sonra yok oldu. Belki de Hitler'e giden kopya oydu. İngiliz Müzesi, önceleri çalınmalardan söz ediyordu. Ama bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Vormius baskısı oradaydı ama nedense kataloglardan silindi ve yeraltı depolarına kaldırıldı. Hatta bir iddiaya göre değerli eşyalar klasmanına alınarak 1940'larda, kraliyet mücevherleriyle beraber, Galler'de, özel bir şatoya saklanmıştı. Sonra tüm dünya kitaplıkları Necronomicon ile ilgili kaynakları ve belki de kopyaları saklamak için söz birliği ettiler. Necronomicon'un çıldırtması, sanıldığı gibi değil, bildiğimiz inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor. Siz bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kitap nerededir? Eğer bir fikriniz varsa yorumlarda belirtiniz.